Merhaba arkadaşlar. Bugün özel üçgenlerle alakalı örnek sorular çözeceğiz. İlk örneğimiz, 3 tane dik üçgenimiz var, birbirlerine bağlı. Öncelikle sol alttaki dik üçgenimizle başlayalım. Dik kenarı 3, diğer dik kenarı kök 3 olduğuna göre hipotenüsüne y diyelim. Y kare eşittir 3'ün karesi artı kök 3'ün karesi. Buradan y kare 9 artı 3, y kare 12 santimetre kare bulunur. Üstteki dik üçgenimizden Pisagor teoremini uygularsak, buraya da z diyelim. Z kare eşittir kök 17'nin karesi artı 1'in karesi. Bu durumda z kare eşittir 18 santimetre kare bulunur. Ortadaki dik üçgende Pisagor teoremimizi uygularsak, z kare eşittir y kare artı x kare. Z kare 18'di. 18 eşittir y kare 12'ydi artı x kare. Buradan x kare eşittir 6, x eşittir kök 6 santimetre bulunur. Diğer bir örneğimiz. Gene iki tane dik üçgenimiz var. Dik kenarları 21 ve 28 olan bir dik üçgenin hipotenüsü diğer dik üçgenin dik kenarı olarak verilmiş. Burada ADC üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak AC kenarını buluruz. Daha sonra ABC'de Pisagor teoremini uygulayarak X'i bulacağız. Fakat burada dikkat edecek olursanız 21 ve 28 büyük sayılar. Burada Pisagor teoremini uygularken karelerini almak biraz işleri zorlaştırabilir. Onun yerine 21 ve 28'in 7'nin katı olduğunu dikkat edin. 28 7'nin 4 katı, 21 de 7'nin 3 katı. O halde dikkat edelim. 3'ün 7 katı, 4'ün 7 katı. O halde ADC üçgeni bir 3, 4, 5 üçgenidir ve bunun 7 katıdır. Hipotenüsü de 5'in 7 katı olmak zorundadır. Yani 35 santimdir. Diğer üçgenimizde Pisagor teoremimizi uygulayalım. 37'nin karesi eşittir 35'in karesi artı x kare. X kare eşittir 37'nin karesi eksi 35'in karesi. Bu işlemi yaparken iki kare farkını kullanacağız. X kare eşittir 37 artı 35 çarpı 37 eksi 35 72 çarpı 2 o da eşittir 144 yapar. O halde x 12 santim olarak bulunacaktır. Diğer bir örneğimiz. Bir ABC üçgenimiz var. İki tane açıortayımız var. X kaç santimdir diye sorulmuş. Dikkat edin, bir bütünler iki açının, komşu bütünler iki açının açıortayları çizilmişse arkadaşlar, bu açıortaylar arasındaki açı her zaman 90 derecedir. Sebebini gösterelim. Alfa, alfa de diyelim. Bunlara beta, beta dediğiniz zaman 2 alfa artı 2 beta 180 derece olduğuna göre alfa artı beta 90 derecedir. O halde açıortaylar arasındaki açı 90 derece olduğuna göre buradaki ABC üçgenimiz bir dik üçgendir. Dik kenarı 5, dik kenarı 12. O halde hipotenüsü 13 olmalı. O halde x 8 santim bulunur. Diğer bir örneğimiz. Yukarıdaki verilere göre A ve E noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A ve E noktaları arasındaki uzaklığı bulabilmek için hatırlayalım. A ve E arasındaki doğru parçasının uzunluğunu bulmamız gerekiyor. D'yi uzatalım. AB'yi de uzatırsak. Burada büyük bir dik üçgen elde etmiş olduk.
Ortada bir dikdörtgenimiz var. Bir kenarı 12, o zaman karşısı da 12, 3, karşısı da 3 olması gerekir. O halde dik üçgenimizin bir kenarı 8, diğer dik kenarı 16. Hatırlayalım, bir dik üçgenin dik kenarları arasında bir eğiklik oran varsa hipotenüs her zaman kısa olanın kök 5 katı, yani 8 kök 5 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz, ABC bir dik üçgen, hipotenüsü 15 bölü 2, bir dik kenarı 5 bölü 2, o halde x kaç santimdir? Burada Pisagor teoremini uygulayarak x'i bulabiliriz. Fakat hipotenüsü ve dik kenarı rasyonel sayılar olması işlemleri zorlaştıracaktır. Onun yerine şöyle bir kolaylık yapalım. 15 bölü 2 ve 5 bölü 2. 15 bölü 2, 5 bölü 2'nin 3 katıdır. 5 bölü 2 de 5 bölü 2'nin 1 katıdır. O halde 1 ve 3 olarak düşünürsek bu dik üçgenimizi 5 bölü 2 2,5'tur. 2,5'a bölelim. Bir dik kenarı 1, hipotenüsü 3 olan bir dik üçgen çizelim. 3, 1. Pisagor teoremini uygularsak 3'ün karesi 9, 1 çıkartırsak 8, karekökü 2 kök 2. Eğer bu dik üçgenimiz 1, 3, 2 kök 2. Buradaki dik üçgenimiz bunun 2,5 katı. O halde x dediğimiz yerde 2 kök 2'nin 5 bölü 2, yani 2,5 katı olmak zorundadır. 2 kök 2, o halde x'imiz 5 kök 2 santim bulunur. Diğer bir örneğimiz, ABC bir dik üçgen. Burada ABE bir üçgenimiz var. Dikkat edin, dikten dik indirilmiş. Burada Öklit teoremini uygulayabiliriz. 3'ün karesi 9 çarpı BD uzunluğu. Bu durumda BD 1 santimdir. BDE üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak x kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi, x kare eşittir 1 artı 48, x kare 49, x eşittir 7 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz, ABC bir dik üçgenimiz, BDC de bir dik üçgen. Alt tarafta dikkat edin, dikten dik indirilmiş. Burada bir Öklit bağıntısı uygulayabiliriz. Fakat Öklit'i uygulayabilmek için yeterli verimiz burada yok. Önce yukarıda bakalım. Dik kenarımız 5, dik kenarımız 12 olduğuna göre ABC üçgeni bir 5, 12, 13 üçgenidir. BC 13 olmalı. BC 13, BH 4 olduğuna göre HC'ye 9 santim kaldı. Şimdi Öklit teoremimizi uygulayalım. Dikten dikilmiş. X kare 4 çarpı 9. O halde x kare 36, x eşittir 6 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz, ABC dik üçgeninde hipotenüse ait bir yükseklik çizilmiş, yani dikten dikilmiş. Bu bir Öklit şekli. AD kenarının 4 katı AC'ye eşit olduğu söylenmiş. Bunu şeklin üzerine yazalım. AD'ye x dersek AC 4x olmalı. O halde burası 3x'tir. Öklit teoremimizi uygulayalım. 12'nin karesi 3x çarpı 4x. 12'nin karesi eşittir 3x çarpı 4x. 3 kere 4 12. O halde 12'nin karesi bir tanesi gider. O halde x kare eşittir 12, x eşittir 2 kök 3 santim bulunur. ABC bir dik üçgenimiz var. Bir açısı 60 derece olduğuna göre bu bir 30-60-90 üçgenidir. O halde burası 30 derece. Dikkat edelim, burada 30 ve 30. Burada bir 30-30-120 üçgeni çıktı. 120'nin bütünlüğü 60 derece. 60,
90. O halde bu da 1, 30, 60, 90 üçgenidir. Şekilde 1, 30, 60, 90 üçgenimiz, büyük bir 30, 60, 90 üçgenimiz var. Bir tane 30, 30, 120 üçgenimiz var. Açıları yazacak olursak 60 derece, 60 derece. Burada da bir eşkenar üçgenimiz mevcut. Kenarları x olan. Hatırlayalım. 120, 30, 30 üçgeninde eşit kenarların kökü 3 katı 120'nin karşısındaki kenarı eşitti. O halde 3 kök 3, 3'ün kök 3 katıdır. O zaman eşit kenarların 3 olması gerekir. Buradaki 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3'ün kök 3 katıdır. O halde x 3 kök 3 santim olarak bulunur. ABC bir dik üçgen. 3 tane kenar birbirine eşit verilmiş. BD 9 santim, DC de 16 santim olarak verilmiş. Dikkat edelim. Burada 3 tane eşitlik var. Hatırlayalım. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortay böldüğü parçalara eşitti. Eğer biz A ve D noktalarını birleştirirsek bu söylediğimiz şekil meydana gelir. Yani buradaki üçlü birbirine eşittir. O halde buranın mutlaka 90 derece olması gerekir. O halde dikkat edelim, 90'dan aşağı bir yükseklik, yani hipotenüse ait bir yükseklik çizilmiş. Öklid teoremini uygulayabiliriz. X kare eşittir 16 çarpı 25. O halde x eşittir 20 santim bulunur. Diğer bir örneğimiz. ABC bir üçgen. Bir açısı 45, bir açısı 15 derece olan bir üçgenimiz burada mevcut. Bu bir dik üçgen değil. Ama burada bir 45 derecelik açımız var. 45 derecelik açı özel bir açıydı. Böyle üçgenler gördüğümüz zaman dik çiziyorduk. 15 derece, 45, toplarsak 60. O halde burası 120 derece. AC kenarını uzatırsak, bütünleğine 60 dereceydi. B'den de bu uzattığımız yere bir dik çizersek, sol tarafta bir 30-60-90 üçgeni elde ederiz. Hipotenüsümüz 2 kök 3 ise 30 derecenin karşısındaki kenarın onun yarısı kök 3 olmalı. 60 derecenin karşısındaki kenarda kök 3'ün kök 3 katı, yani 3 santim olması gerekir. Hatırlayalım, 15-75-90 üçgeninde 15 derecenin karşısındaki kenarın 2 artı kök 3 katı 75'in karşısındaki kenarı veriyordu. O halde 3'ün 2 artı kök 3 katı kök 3 artı x'e eşit olması gerekir. Bu da 6 artı 3 kök 3. Bir tane kök 3 çıkartırsak x 6 artı 2 kök 3 olarak bulunacaktır. Diğer bir örneğimiz. ABCD, AD ve BC birbirine paralel olduğuna göre bu bir yamuktur arkadaşlar. İki tane dikliğimiz var. 18, 9, 4 kök 2. Yukarıdaki verilere göre x kaç santim olabilir? Olabilirden kasıt, böyle bir yamuğun yüksekliği 4 kök 2, üst kenarda 18 olduğu zaman iki farklı x değeri bulunabildiği manasına geliyor. İşlemlerimizi yapalım. 4 kök 2 olduğuna göre yüksekliğimizi çizersek burası 4 kök 2 olur. Buraya a, buraya da 18 eksi a dersek Öklid teoreminden 4 kök 2'nin karesi eşittir a çarpı 18 eksi a bulunur. Buradan a'yı bulduktan sonra Pisagor'dan x'i de rahatlıkla bulabiliriz. 4 kök 2'nin karesi 32 eşittir 18 a eksi a kare, a kare eksi 18 a artı 32 eşittir 0. 32 18 olacak şekilde 16 çarpı 2 diye bölersek eksi eksi a buradan ya 16'dır ya da a 2'dir. Şıklara dikkat edecek olursak şıkların hepsi 16'dan
daha küçük. Yani A'ya eğer 16 yazarsanız X'in 16'dan daha büyük çıkması gerekir. O halde olabilirden de anlayabileceğimiz gibi A yerine 2 yazmamız gerekiyor. A yerine 2 yazarsak 4 kök 2'nin karesi hatırlayalım 32 idi. X kare eşittir 32 artı 2'nin karesi 4. X kare 36. O halde X 6 santim olarak bulunur. AD ve EC doğruları birbirine paralel verilmiş. Aralarındaki uzaklık 9 santimmiş. Bir kenar 12. X kaçtır? Dikkat edelim, bir 30 derecelik bir açımız var. 30 derecelik açı bize 30-60-90 üçgeni olduğunu söyler. B'den geçecek şekilde bir dik çizelim. Bu 9 santime eşittir. Yani bu kırmızı çizgi 9 santim eşittir. Burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90, o halde burası da 30 derecedir. O halde burası da 60 derece olması gerekir. Dikkat edin, iki tane 30-60-90 üçgeni elde ettik. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 6. Uzunluk 9'du. Üç kaldı. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 10'un köküçe bölünmüş halidir. Yani köküç, 30'un karşısı köküç ise hipotenüsümüz de 2 köküç olması gerekir. Yani x 2 köküç olarak bulunur. ABC bir dik üçgen. Bir AD kenarortayı çizilmiş. Bu 45 derece geliyor. Yani bu bir 45-45 90 üçgeni. İkizkenar dik üçgen. Dikkat edelim. Bir dik kenarına A dersek, ABC üçgeninde diğer dik kenar 2A oluyor. Hatırlayalım. Bir dik üçgenin bir dik kenarı diğerinin 2 katıysa hipotenüs her zaman kısa olanın kök 5 katıydı. O halde 10 kök 5 hangi sayının kök 5 katıdır? 10'un. O halde A 10 santimdir. A 10 santim ise ABD bir ikizkenar dik üçgende X 10'un kök 2 katı 10 kök 2 santim bulunur. ABC bir dörtgen, 150 ve 90 dereceler var. 150 30 derecenin bütünlüğüne olduğuna göre burada bir 30-60-90 üçgeni çizelim. 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olacağına göre kök 3, 60'ın karşısı kök 3'ün kök 3 katı yani 3 santimdir. O halde buraya K dersek KC kenarı 5 santimdir. Burada X uzunluğunu bulabilmek için A ve C noktalarını birleştiren doğru parçasını çizersek burada bir, dikkat edin, dik üçgenimiz oluştu. Bir dik kenarı kök 3, bir dik kenarı 5, hipotenüs AC. Aynı şekilde ABC dik üçgeninin hipotenüsü de AC. O halde AC kenarları ortak olduğuna göre her iki tarafta da Pisagor'u yazacak olursak X kare artı 2 kök 3'ün karesi, bu AC kenarının karesidir. Aynı şekilde AKC'den Pisagor teoremimizi yazalım. Kök 3'ün karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir artı 12 eşittir 3 artı 25. X kare eşittir 28 eksi 12 16. X eşittir 4 santim bulunur. ABC'de bir dörtgen, 150 ve 120 derecelik açıları mevcut. O halde AB kenarı yani X kaç santimdir diye soruluyor. 150 ve 120, 30 ve 60 derecenin bütünleyenleri olduğuna göre AB, AD ve BC'yi uzatırsak burası 30 derece, 60 derece. O halde bu yeni oluşan dik üçgenimiz bir 30-60-90 üçgenidir. Hipotenüs 2 olduğuna göre 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 1. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı, 1'in kök 3 katı kök 3. Dikkat edelim. Oluşan büyük dik üçgende bir dik kenar 1 artı kök 3. Diğer dik kenar da
1 artı kök 3. O halde bu bir ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs 1 artı kök 3'ün kök 2 katıdır. 1 artı kök 3 çarpı kök 2. O halde x kök 2 artı kök 6 santim olarak bulunuruz. ABC bir dik üçgen. 90 derecenin olduğu yerden hipotenüse 45 derecelik bir çizgi çizilmiş. 90 dereceden hipotenüse bir dik çizelim. Bu sayede bir 45-45-90 üçgeni elde ettik. Aynı zamanda Öklit'i uygulayabileceğimiz bir şekil elde ettik. Eşit kenarlara A, A dersek burası 6 eksi A olur. Öklit teoremimizi uygularsak A kare eşittir 4 artı A çarpı 6 eksi A'dır. A kare eşittir 24 eksi 4A artı 6A eksi A kare. Sol tarafta hepsini toplayalım. 2A kare eksi 2A eksi 24 eşittir 0. 2 ile sadeleştirelim. Eksi A eksi 12 eşittir 0. 12'yi toplamları eksi 1 çarpımda eksi 12 olacak şekilde 4'e 3 bölersek A eksi 4 A artı 3 eşittir 0'dan A 4 olarak bulunacaktır. Fakat bizden x'i istiyor. A yerine 4 yazarsak A yerine 4 yazdığımızı düşünelim. O halde buranın 2 olması gerekir. Dikkat edelim. Burada oluşan dik üçgenin bir dik kenarı 2, bir diğer dik kenarı 4. O halde hipotenüs kısa olanın kök 5 katı. Çünkü dik kenarlar biri diğerinin 2 katı. O halde cevap 2 kök 5 santim olarak bulunur.